Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım kitapları sizlere tanıtacağım. Ve yanımda kuşum fıstık. Yani şu an biraz değişti. Kafasında böyle değişik tüyler gibi bir şeyler çıktı. Tüye benziyor. Hemen kitaplarımı göstermek istiyorum. İlk önce masaya doğru çevireyim. Şöyle. Tam 6 tane kitap aldım. 6 tane kitap. Birincisi böyle beyaz diş kitabı. İkincisi gizemli ev. Üçüncüsü Hachiko. Dördüncüsü can dostum. Beşincisi hayvan çiftliği. Ve altıncısı da malikanenin sırrı. Şimdi bu kitapları bana o kitabı aldığım yerdeki amca önermişti. İlk önce Malikanenin Sırrı'nda azıcık incelemiştim. Böyle macera dolu bir kitap olduğunu söylemişti. Değişik bir kitaba benziyor. Daha okumadım. Yani ileriki zamanlarda okuyacağım. Bu hayvan çiftliğinde de arkasını okuduğumda bu hayvanların birlikte yaşamaya çalıştıkları hayat, yani zulümden kurtularak birlikte yaşamaya çalıştıkları hayatı falan anlatıyordu. Can dostumda da bir tane köpek var, böyle zulme uğruyor ya, şey yapıyorlar. Sonra onu bir çocuk böyle yardım ediyor ona. Kitabı göstermek için. Böyle yardım ediyor. Çok güzel bir kitap gibi duruyor. Okumadım daha, okuyacağım. Hachiko'da ben bunun bir de filmi varmış. Gözükmüyor filmi ama burada her gün sahibiyle köpeği şeye gidiyorlarmış birlikte. Sahibi işe giderken köpeği de yanına geliyor. Onu bırakıyor, geri dönüyormuş. Ama bir gün sahibi trene binmiş ve bir daha geri gelmemiş. Bunun filmi de varmış. Filmini izlemedik. Belki izleriz ama bu kitap bence çok güzel duruyor. İçinde de böyle resimli gibi. Bakın. Şöyle. Bak ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli kitap. Evet. Gizemli ev var. Burada bir tane kız çocuğu var. Bu bir ev, taşındıkları yeni ev gizemli olarak. Şey, içine bakalım. İçinde resim olmasa da bence gayet heyecanlı bir kitaba benziyor. Beyaz işte çocuk klasikleri. Böyle kurtu andıran bir şey var. Değişik kokuyor. Normal kitap kokuyor. Kokulu kitapmış. Ben bunu uzun zamandır istiyordum. İşte görüyordum. Çok istiyordum. Çok merak ediyordum. İçine bakalım. İçi de böyle normal klasik tarzında. Yani çok da sıkıcı gelmiyor. Ve yazılar da ideal görüyorsanız. Yazılar da çok güzel. Öteki kitapların da içini göstereyim. Öteki kitapların içini göstermedim bunu. Bunun şey böyle yazıları biraz küçük ama olsun yani. Kaç sayfaymış? Sayfalarına böyle bakalım. 233 sayfa. O hayvan çiftliği. Aa bakın, bunda resimler de var. Şöyle. Bu kaç sayfaymış? Kitabı tutamıyorum şu an. Tutamadım. Bakalım. 143 sayfa. Hachiko kaç sayfa? Hachiko da bayağı eğlenceli. 147-148 sayfa. Buna bakmış mıydık? Buna bakmadıysak bir daha bakalım. Hepsi karıştı bir anda. 175 sayfa. 60.
Malikanenin soruna bakmadık. İçine de bakalım. İçi şöyle bir şey arkadaşlar. Hemen bakalım mı? Üst bakalım. 666 sayfa. Evet arkadaşlar, ben bu kitapları zevkle okuyacağımdan eminim. Yani bir de o bu kitapları aldığım amca bana 4 tane böyle şey hediye etti. Kitap ayrıcı diyebilirim. Bunları benim böyle kitap kurdu olduğumu duyunca bana hediye etmişti bunları. Bu Betty Boop. Betty Boop böyle ben görmüştüm YouTube'da. Eski, böyle çok eski çizgi film karakterlerinden biri. Burada iki tane çocuk var, el ele tutuyor. Bence ben şu arka manzarasının rengini çok sevdim. Ben bir de bu var, bu çok şirin, bu bana çok hoş geldi. Ay kıyamam. Bu ne işe yarıyor derseniz, mesela atıyorum bu sayfayı okudunuz, burada kaldınız, unutmamak için bunu açıyorsunuz. Açıyorsunuz böyle. Yapıp kapatıyorsunuz ve bu burada kalıyor. Bir daha açtığınızda da zaten yerini unutmamış olursunuz. Böyle çok güzel şeyler bunlar. Benim de birkaç tane vardı ama nerede olduklarını unuttum şu an. Bir bakayım, ben bulabilirsem. Ha, bir tane böyle Atatürk'lü vardı benim. Atatürk'lü var. Bir tane de kahve şeyini gösteren var. Ve en son da Mickey Mouse vardı. Böylece 4-5 tane falan var. Yani bunları ben çok sevdim. Çok şirinler. Yani bir de Atatürk'ün kenarları artık biraz şöyle yıpranmıştı. Yani bunların özelliği insanları sıkmamaları. Yani sıkmamaları derken öteki arkadaşlar yani çok yer kaplıyor. Bunlar mesela daha kullanışlı. Bir de bu ayraçlarda, bu yapışıkmış buraya. Hemen koparalım. İnşallah yırtmam. Yırttım. Beceriksiz ben. Yani bunda da genellikle kitabı tanıtıyor. O kadar fazla yani eğlenceli bir şey yok. Yani açıkçası bunlar beni çok mutlu etti. Ben aslında bu kitapları bilmiyordum. Yani Beyaz Diş hariç bunu bilmiyordum. Hachiko'yu duymuştum. Bu diğer kitapları bilmiyordum. Bu amca bana bunları özellikle önerdi. Ben de merak ettim, aldım. Cidden yani yarın okumaya başlarım hemen. Yani ilk olarak Hachiko'dan başlamak istiyorum. Hachiko'yu okumak istiyorum. Çok eğlenceli. Çok güzel bir kitap. Ben de çok sevdim. Yani bu içimde böyle küçük bir heyecan var. Yani kitap kurdu derken, yani ben cidden kitap kurduyum. Yani kitap okumayı çok sevdiğim için böyle diyorlar bana. Yani kitap okumakken sizleri, yani beni, her insanı farklı dünyalara ışınlıyor. Mesela bir kitabı bitiriyorsunuz, başkasına başlıyorsunuz. Kendinizi farklı bir dünyada buluyorsunuz. Yani her kitabın kendisine göre bir güzelliği var. Yani mesela bunun dışını beğenmemiş olabiliyorsunuz ama içine bakınca böyle hayran kalıyorsunuz. Benim de şuradaki dünya klasiklerinden en sevdiğim kitaplar var. Göstereyim. Şu neydi adını? Natsizey'nin Kamburu ve Yabanın Çarşısı. Yani bu iki kitap benim aşkım. Aşkım derken bu kitapları ben çok sevdim. Notre Dame'in Kamburu böyle iki tane bu. Notre Dame bu Esmeralda'ya aşık oluyor. Yabanın Çarşısı da bu köpek adını unuttum. Bak. Bak böyle kurt kardeşini arıyor.
zulme uğruyor. Sonra kızak köpeği falan olduğu da oluyor. Yani cidden çok sevdiğim kitap. Sonra bu adama gidiyor. Bu adam onun dostu oluyor ama öldüğü için acı acı ağlıyor. Çok üzücü. Yani ben ağladım. Evet. Evet arkadaşlar, kitaplarımı son bir kez göstermek istiyorum. Ha bir de kitapların yazarlarına bakmamız lazım. Malikanenin Sırrını Harriet Goodwin yazmış. Bu can dostumu Walt Murray yazmış. Aynı zamanda Uysal Ben kitabının yazarıymış. Bu Gizemli Evde Bir Zehirlenme kitabıymış ve Mikko yazmış. Adı komik biraz. Hachiko. Sahibinin Bekleyen Köpek, yani göbek adı. Louis Pratt Martinez. Bu hayvan çiftliğini George Orwell. Beyaz Dişte tabii ki de Jack London. Son bir kez daha göstermek istiyorum bunları. Yani en çok kullanacağım bu olur kesinlikle. En çok bunu kullanırım. Betty Boop'u da sevdim ama en son kullanacağım bu. Şimdi ben amca bunların üçünü de bana gösterdi. Yani birini seç anlamında anladım. Ben bunu seçtim. Dedi ki sana, ben bunları sana hediye ediyorum. Hepsini hediye ediyorum. Ben yani ne yapacağımı bilemedim. Teşekkür ettim. Evet. Fıstık. Nasılsın? İyi. Kaçma. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.